Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'e Sıcak Nokta programına hoş geldiniz. Yaklaşık 50 dakika boyunca Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıklarla TRT'nin ulus yerleşkesinden karşınızda olacağız. Sıcak Nokta programında ilk olarak Suriye diyeceğiz. Tam 11 yıldır devam eden savaşa anayasa çözüm olur mu, buna bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyaretinin ardından Türkiye dönüşünde gazetecilere yapmış olduğu açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğüne bir kez daha dikkati çekmiş. Aynı zamanda diplomasi tamamen devre dışı bırakamazsınız mesajı vermişti. Ayrıntılar birazdan. Sıcak Nokta programında bu kez sizleri 500 yıl boyunca Türk şehri olarak anılan Selanik'e götüreceğiz. Selanik bir dönem minareler şehri olarak anılıyordu, ancak günümüzde tek bir minaresi kaldı. Ayrıca Müslümanların ibadet edebileceği tek bir cami bile yok. İşte minareler şehri Selanik'in kayıp camilerini Sıcak Nokta programında ele alacağız. Önemli bir başlık içinse sizi dolandırıcılık hikayesine götüreceğiz. Yasa dışı bahis çetesinin vurgunu tam 1 milyar lira. Söz konusu bu vurgunun yanı sıra hem çetenin hiyerarşik yapısı hem de çalışma yöntemi oldukça çarpıcı. Sıcak Nokta bunlar olacak, çok daha fazlasıyla başlıyor. Suriye'de 11 yıldır savaşı durdurmak için tüm çalışmalar yapıldı. Ancak maalesef sonuç alınamadı. Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde Cenevre'de Anayasa Komitesi oluşturuldu. Anayasa Komitesi bugüne kadar 8 görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu bu görüşmelerde ne tür bir sonuç alındı, taraflar ne talep ediyor? Sıcak Nokta ekibinden editör Köksal Akpınar, Suriye geçici hükümet başbakanı Abdurrahman Mustafa ile konuştu. Savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçti. Bir milyon insan hayatını kaybetti, 12 milyon Suriyeli yerinden oldu. Akan kanın durması için çözüm yolları denendi. Ancak başarılı olunamadı. Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi. Rusya ve İran'la Astana süreci başladı. Hedef, kalıcı siyasi çözüme ulaşmak. Bunun için Anayasa Komitesi oluşturuldu. Suriye halkı şimdi yeni anayasayı oylayacağı günü bekliyor. Acil bir ateşkes sağlanmalı, siyasi çözüme ulaşılmalı. Bu çağrı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Aralık 2015 tarihli kararından. 2254 sayılı karar, anayasa görüşmelerinin temelini oluşturuyor. Ocak 2018'de Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Türkiye'de davet edildi. Kongrede alınan kararlar hayata geçirildi. O kararlardan biri de Anayasa Komitesi oluşturulmasıydı. Türkiye'nin girişimleriyle çalışmalar Birleşmiş Milletler çatısına taşındı. Komite 30 Ekim 2019 tarihinde görüşmelere başladı. Toplantılar 3 yıla yakın zamandır sürüyor. Rusya heyetine vize yaptırım bahanesiyle 9. tura rejim üyeleri katılmadı. Suriye rejimi şunu gösterdi. Yani Rusya'nın denetiminde olup da Ruslar yönetiyorlar. İşte bize vize vermediler bu Cenevre'de İsviçreliler, siz de katılmayın diye. Yani burada tam tersini ispatlamış oldular. Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Geert Peterson'a rejimin yazdığı yazıda bunu zaten sebep gösteriyorlar. O da bize iletildi yani. Açıkça söylüyor, işte Rus heyetine vize konusunda İsviçre'nin sorun çıkarttığından dolayı biz 8. tura katılmıyoruz diye bir ifade kullanmışlardı. Burada açıkça işte Suriye rejiminin kime bağlı olduğunu, kimlerin yönettiğini açıkça gördüm. Komitede 3 grup bulunuyor. Rejim, muhalefet heyeti ve sivil toplum temsilcileri. Her bir grubun 50 üyesi var. Bugüne kadar 8 tur yapıldı. Uzlaşma sağlanan konu sadece komitenin çalışma metodu oldu. Rejim hep baştan beri siyasi çözümden taraf değildir.
devamlı Suriye'yi ve müttefikler de aynı şekilde, yani İran'la Rusya'da tekrar rejim bütün Suriye topraklarına hakim, askeri olarak hakim kılmak istiyorlar. Yani hiçbir zaman ciddi bir şekilde siyasi çözüme hiç yaklaşmadılar. Ama uluslararası toplum baskı yaptığında biz katılıyoruz dedirtmek için, sadece engellemiyoruz dedirtmek için, bunu hep muhalefetin boykot etmesini bekledi. Ama biz her zaman pozitif olarak yaklaştık. Çünkü inanıyoruz ki Suriye'deki çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz. Esed rejimi kendi halkını katletmekten çekinmedi. 11 yılın sonunda Şam yönetimi ülke genelinde hakimiyetini kaybetti. Rejim heyeti sağdaki gerçeklikten oldukça uzak. Görüşmeler bu nedenle tıkanıyor. Türkiye ise en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Suriye Devleti, Suriye'nin ismiyle, Suriye Arap Cumhuriyeti, işte egemenlikten bahsediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor, işte bayraktan bahsediyor. Yani zaten maddelerine girilmedi, içeriğine girilmedi ki uzlaşasınız. Yani uzlaşmaya bir niyet olması lazım. Siz çözüm için niyetiniz olması lazım ki uzlaşabilirsiniz. Yani anayasanın temel şeyi ya tadilat yapılacak üzerinde ya da yeniden bir anayasa yapılacak. Yani bizim istediğimiz, muhalefetin istediğimiz, Suriye halkının onurlu, özgürce yaşayacak bir Suriye'yi anayasa olsun diye şey diyor. Yani bunda güçler ayrımı, Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri, istihbarat ve ordunun yeniden yapılandırılması ve bunlar temel bizim talaplarımız, ama maalesef bunlar hiç tartışılmadı. Ve Suriye'deki terör örgütü PKK-PYD'nin varlığı. Terör örgütü sadece komşu ülkeleri tehdit etmekle kalmıyor, İşgal altında tuttuğu bölgede yaşayanlara da zulmediyor. Oysa Suriye Ulusal Koalisyon çatısı altında Kürt Meclisi de var. Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına bizzat katılıyor. Kürt halkının temel problemleri açıklıkla tartışılabiliyor. Mesela Kürt Meclisi diyor, ikinci resmi değil, Kürt olacak diyor Suriye'de. Tabii ki bu tartışılır. Yani sonuçta tartışıyoruz zaten bunu. Bunlar görüşülür, biz zaten kendi barabarız, ortağımızlar yani. Bunlar kendi aramızda bir görüştür. Ama bir terör örgütü, bir dış güçlere destek ederekten kendi topraklarımızda bu eylemlerde bulup kendi komşu ülkelerimizin milli güvenini tehdit eden bir terör örgütünü kimse kabullenemez. Yani bunların destekleyen güç var oldukça ancak var olabilirler yani. Ama bu güç gittikten sonra oran halkı bunları zaten kabul etmez ve bitirir yani. Anayasa Komitesi'nin bir de küçük grubu var. Üç grubun 15'er temsilcisinden oluşuyor. Grup anayasanın yazımından sorumlu. Amaç yeni bir Suriye'yi inşa etmek. Türkiye'nin ise süreçte rolü büyük. Tabii ki burada Türkiye Devleti'ne teşekkür etmemekle de olmaz yani. Çünkü bugün tüm insani boyutlarıyla, siyasi boyutuyla her zaman Suriye halkının yanında olmuştur. Türkiye'nin tutumunu biz her zaman destekliyoruz. Tabii ki biz Türkiye Devleti'yle devamlı görüşme halindeyiz. Yani kanal şeylerimiz açıktır her zaman. İster dışlarıyla olsun, diğer kurumlarımızla olsun. Biz görüşüyoruz yani muhalifler olarak. Türkiye'nin niyetini çok iyi biliyoruz. Baştan beri bir siyasi çözümden yanadır. Bu siyasi çözümünde kesinlikle Suriye halkının adil haklarını sağlayacak bir siyasi çözümden yana olduğunu biliyoruz ve biz de destekliyoruz. Suriye halkı 11 yılda büyük acılar yaşadı. Artık ülkelerinde özgürce yaşamak istiyorlar. Bunun için önce terör örgütlerinin ülkeden temizlenmesi, ardından insan hakkını önceleyen anayasanın yazılması gerekiyor. Cenevre'deki müzakerelerin sonuca ulaşması bu açıdan önemli. Ukrayna Savaşı, Batı'nın finansal yaptırımlarına karşı Rusya'ya harekete geçti. Merkez Bankası Ulusal Para Fonu bundan böyle avro ve dolar yerine Türk lirası alacak. Bu karar aynı zamanda Türkiye ve Rusya arasında yerel para birimiyle ticaretin de önünü açacak.
Türkiye doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ruble ile gerçekleştirecek. Peki bu karar başka neleri sağlayacak? Hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın ticaret hacmine ve kur baskısı üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? Yaptırımlar ticareti derinden etkiledi. Yeni arayışlar kaçınılmaz oldu. Önce yaptırım uygulayan ülkeler dost olmayan ilan edildi. Ardından doğalgaz satışında rubleyi şart koştu. Ödemeyi kabul etmeyen ülkelerin vanasını kapattı. Bazı dost ülkelerle ticareti yerel para birimleriyle yapma kararı aldı. Bunun için Rusya Merkez Bankası harekete geçti. Ulusal Refah Fonu'na 3 ülkenin parasını alacak. Türk lirası da onlardan biri. Rusya Merkez Bankası petrol ve doğalgaz gelirleriyle avro ve dolar alıyordu. Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervi 201 milyar dolara dayandı. Ancak yaptırımlarla alım-satım işlemi yapamayacak hale geldi. Banka bütçe kurallarında değişikliğe gitti. Hindistan rupisi, Çin yuanı ve Türk lirası satın alacak. Türkiye ile Rusya ya da Türkiye ile Çin, Rusya ile Çin, Rusya ile Hindistan... Ticaret ve yatırım ilişkileri yüksek ülkeler. Dolayısıyla şu anda Rusya'nın karşı karşıya olduğu yaptırımlar ve bu çerçevede SWIFT mekanizmasını kullanamaması, döviz yani yabancı para cinsinden para akımlarının çok sınırlanmış olması Rusya'yı da alternatif ödeme sistemlerine doğru yönlendiriyor. Türkiye'de bu anlamda transit ticarette Rusya için önemli bir yer tutmaya başlaması nedeniyle artı belki Türkiye-Rusya ilişkileri ve Türkiye'nin ithalatının Rusya'dan çok artması enerji ithalatı nedeniyle görüşmeler sonunda bunu da gündeme getirmiş görünüyor. 5 Ağustos'taki Soçi zirvesinde de önemli kararlar alındı. Doğalgaz ödemeleri kısmen rubleyle yapılacak. Benzer durum diğer ticaret kalemleri için de geçerli olabilecek. Bu durum Türk lirası üzerindeki baskıyı da azaltacak. Zira Türkiye, Rusya'dan yılın ilk 6 ayında 27 milyar dolarlık ithalat yaptı. Büyük bölümü enerji ve doğalgaz faturasından kaynaklandı. Şu anda Türkiye ekonomisi dövize talep yaratan bir ekonomi. O döviz talebinin kısmen azalması, bu rezerv paralara yani dolar, euro gibi paralara talebin kısmen azalmasının birincisi döviz kurlarındaki stresi azaltma yönünde bir katkısı olabilir. Burada da tabii ruble de biz basamayız, rubleyi de bulmak durumundayız. Türkiye ihracatı karşılığında yerel para cinsinde 6 milyar dolar civarında bir ruble geliri olabilir. Doğrudan ithalatımızın bu kısmı ödenebilir. Yine kısmi tanımından giderek söylüyorum. Kalan bizim ithalatımız, doğalgaz ithalatımızda da yine bir kısmı Türkiye'nin bir swap anlaşmasıyla örneğin Rusya ile yapacağı TL ruble swap'ıyla elde edeceği rublelerle de ödenebilir. Bu anlamda içerideki rezerv paralara talebi bir miktar azaltan, ödeme kolaylığı yaratan bir durumdur. Bunun hani çok güçlü olmasa da döviz piyasası ve genel ödeme sistemi üzerinde etkisi olacaktır. Türkiye'nin ithalatında Rusya önemli bir paya sahip. Ticaret hacmi 2021'de 35 milyar dolara ulaştı. Özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlar Türkiye'ye yeni fırsatlar sunuyor. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık hedef artık uzak değil. Türkiye'nin özellikle Rusya'nın ihtiyaç duyduğu temel ürünler başta olmak üzere o ürünleri elde etmekte bir transit ticaret anlamında Türkiye'nin önemi arttı. Türkiye'deki lojistik hizmetlerinin önemi, limanlar ve bu limanlara ulaşım, bu ulaşımı sağlayan şirketler, araçlar her anlamda her türlü havayolu, karayolu, deniz yoluna yönelik talebi arttırarak temelde lojistik sektörü odaklı bir artı yansımasından söz edebiliriz. Doğu Avrupa'da üretilen, Türkiye'de de benzer üretilen ürünlerde Doğu Avrupa'da olası üretim aksamaları nedeniyle Avrupa'nın dahi siparişlerinin bir kısmını Türkiye'ye kaydırması olabilir. Bir de Türkiye, yani Rus iş adamlarının, Rus sermayesinin Türkiye'de yatırım yapma eğilimi artmış görünüyor. Burada ortaklıklar ve belki büyük çaplı doğrudan yatırım anlamında
katkıları zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Rusya, Ukrayna savaşı dünya ticaretinde dengeleri değiştirdi. Bugün Amerika 50 yıl önceki üretim payına sahip değil. Zira doların egemenliğine karşı birçok ülke önlem alıyor. Çin ve Rusya başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler onlardan bazıları. Böyle gelmiş böyle gitmeyecek bir dünya var gibi. Borçların yapılandırılması gibi bir boyutu var ama bir de jeopolitik boyutu var. Zaten tüm bu gelişmeler dünya bildiğimiz dünya değil. Yani Amerika'nın Batı'nın toplam üretimdeki payı 1970'lerde 60-70 ise şimdi 40'lara doğru iniyor. Bir Çin çıkıyor. Gelişmekte olan ülkeler Brezilya'sından Hindistan'a kadar buradaki pastadaki payını arttırıyor. Dolayısıyla dünyada üretimdeki payı artan, nüfustaki payı artan bölgelerin dünyada söz söyleme imkanı da artıyor gibi gözüküyor. Rusya'ya finansal yaptırımların ne kadar süreceği belli değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 640 milyar dolar civarında. Ancak yarısı yaptırımlar kapsamında donduruldu. Moskova çareyi bütçe kuralını değiştirmekte buldu. Avro ve doların yerine Türk lirası, rupi ve yuanla işlem yapacak. Bu karar finansal araçların nasıl kısa sürede değişebileceğini de gösteriyor. Savaşan şahinler çelik kanatlar, gökyüzünün yılmaz bekçileri. Türkiye havadaki gücünü daha da perçinlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 savaş uçağı talebinde bulundu. Ayrıca yine mevcut F-16'lar için 80 adet modernizasyon kiti istedi. Kamuoyunda çok konuşulan bu kit ne anlama geliyor, neden önemli? Kit sayesinde savaş uçakları nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşıyor? Sıcak Nokta ekibinden Deniz İyidoğan araştırdı. Türkiye F-16 savaş uçaklarını etkin kullanan ülkelerden. Envanterinde 240 civarında F-16 savaş uçağı bulunuyor. Türkiye'nin elinde farklı modellerde de çok sayıda uçak var. Filoların ise yaş ortalaması giderek yükseliyor. Savaş uçağı filolarının mevcut durumda hem nitelik hem de nicelik olarak bir artışa ihtiyaç duyduğu da muhakkak. Savaş uçakları diğer askeri platformlar gibi çok ileri teknoloji içeren cihazları bünyelerinde bulunduruyorlar. Bunlar arasında radarlar, iletişim sistemleri, komuta kontrol, seyir sefer sistemleri sayılabilir. Bu sistemler tabii teknolojideki gelişmelere paralel olarak ömürlerini dolduruyorlar. Yerlerine yenileri, daha kabiliyetli olanları geliştiriliyor. Bunların eski olanların sökülüp yeni olanların takılması, uçağa ya da platforma takılması gerekiyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 B blok 70 savaş uçaklarıyla beraber modernize kiti talep etti. Bu kitlerin mevcut uçaklara katkısı son derece önemli. Bu yeni olan cihazların takılması ve çalışır halde uçağın yeni kabiliyetlere ulaştırılması işlemi modernizasyon diyoruz. F-16 blok 70 modernizasyon kitinin Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-16'ları blok 70 seviyesine çıkartacak parça, cihaz, ekipmanlardan oluşan bir paket olduğunu söylememiz lazım. F-16 blok 70 savaş uçaklarının ayrıca bir önemi daha var. Türkiye'nin milli muharip uçağının gökyüzünde göreve başlayana kadar ara çözüm olacağı düşünülüyor. Milli muharip uçak hizmete girene kadar oluşabilecek kabiliyet açığını kapatmak için öte yandan da özellikle bölgedeki gelişmeler, bölge ülkelerinin hava kuvvetlerine, askeri havacılığa yaptıkları yatırımları göz önüne aldığımızda oluşabilecek kabiliyet açığını gidermek için en yeni kabiliyete, teknolojiye sahip F-16 modeline Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı var. Bu anlamda aslında milli muharip uçak hizmete girene kadar bir ara çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Modernizasyon kitleri hem Türkiye'nin hem de NATO'nun güney kanadının korunmasına da katkı sağlayacak. Teknik heyetler arasındaki süreç hızlandı.
Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk toplantı 2021'in Aralık ayında Türkiye'de yapıldı. İkinci ve üçüncü toplantı da bu yılın Şubat ve Mart aylarında yine Türkiye'de gerçekleşti. Dördüncü toplantı için de Milli Savunma Bakanlığı'ndan teknik bir heyet 15 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin hazırlayacağı kapsamlı raporun Kongre'ye sunulması bekleniyor. Sayın Biden kendinden emin, ben buna inanıyorum. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım. The office of president. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini açıkladı. Daha önce Aralık ayında da söylediğim gibi Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. F-16 jetlerinin modernizasyonu konusunu çözmemiz gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza değil. Aralık'tan bu yana bu konudaki pozisyonumda bir değişiklik söz konusu değil. Ancak bunun için Kongre'nin onayı gerekiyor. Bunu da alacağımızı düşünüyorum. Türkiye'nin hem Biden yönetimiyle, Beyaz Saray yönetimiyle hem de Kongre ile ilişkileri anlamında F-16 çok önemli bir gündem maddesi. Çünkü özellikle Kongre'de çok güçlü, bazı Kongre üyelerinin de liderliğini çektiği güçlü bir grup Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için hatırı sayılır bir çaba gösteriyorlar. Kongre'deki Rum, Ermeni ve hatta Hint lobileri dahi bu anlamda ciddi lobi çalışmaları yürütüyorlar. Bir diğer kritik husus da çevre ülkelerin kazanmaya başladığı imkan ve kabiliyetler. Yunanistan, İsrail ve Mısır da son yıllarda hava kuvvetlerine yatırım yapıyor. Türkiye'nin de mevcut filosunu güçlendirmesi ve yeni teknolojilerle donatması kaçınılmaz. Hem nitelik hem nicelik anlamında Türk Hava Kuvvetleri çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Bu yalnızca askeri bir konu değil, yalnızca askeri bir mevzu değil. Aynı zamanda Türkiye'nin hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarlarını koruyabilmesi, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmesi için çok güçlü hava kuvvetlerine ve çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olması gerekiyor. Eğer bu şekilde üstünlüğümüzü sürdüremezsek diplomatik arenada ya da jeopolitik arenada daha da zorlanabiliriz. Bu bakımdan F-16V gibi geçici bir çözüm, tabii bu bir kabiliyet açığını kapatacak olmakla birlikte, Türkiye'nin kendi özgün milli çözümlerine odaklanması, bunlardan asla şaşmaması gerekiyor. En başta tabii milli muharip uçak olmak üzere. Türkiye'nin milli muharip uçağı projesi adım adım ilerliyor. Uçağın motoru 2023 yılında çalıştırılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Milli Muharip Uçak projesini ben iki bakımdan çok önemsiyorum. Birincisi, ileri seviye kabiliyetlere sahip olan, 5. nesil olarak nitelendirilen bir uçak olarak Milli Muharip Uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne, caydırıcı gücüne çok büyük bir katkı sunacaktır. Diğer önemi de harekat bağımsızlığı dediğimiz kavramda yatıyor. O da Türk Hava Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir dış baskı, yaptırım, engellemeye tabi olmaksızın kendi ulusal menfaatleri doğrultusunda, ulusal savunma ihtiyaçları doğrultusunda bu uçağı kullanabilmesi anlamına geliyor. 2030'lu yıllarda Milli Muharip Uçak hizmete girdiğinde tamamen yerli savunma sanayimizin ürünü silah ve sistemlerle de donatıldığında harekat bağımsızlığını Türkiye'ye sunacağı için bölgedeki hava gücü dengesinde Türkiye lehine çok büyük bir sıçrama kaydedecektir. Bu bakımdan çok kritik bir projedir. Şüphesiz F-16'ların önemi tabii ki büyük ve bizler bunu bekliyoruz. Fakat özellikle Milli Muharip Uçağı'nın ismini duymak bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor. Önümüzdeki yıl kritik, dosyamızda da izledik. 2023 yılında motoru çalışacak fakat envantere girmesi 2030'ları bulacak. Benim gibi her Türk evladı da o Milli Muharip Uçaklarının envantere girmesini sabırsızlıkla bekliyor. Savunma sanayi her gün gelişiyor. O gelişmelerden biz de yeni haberleri yine sıcak nokta olarak sizlerle paylaşmanın heyecanı içinde olduğumuzu belirtelim. Ve farklı bir konuyu ekranınıza taşıyacağız. Bu defa bir dolandırıcılık durumu. Yasa dışı bahis çetesi
internet ortamında gerçekleştirdikleri bu yöntem sayesinde 1 milyar liralık vurgun yaptı. Ve söz konusu çetenin hiyerarşik yapısı da oldukça çarpıcıydı. Bu hiyerarşik yapı içinde hem üst kasa, toplayıcı, cep bankçı gibi kendilerine verdikleri bazı terimler de vardı. Hayatımıza ilk kez giren bu terimlerle birlikte söz konusu yasa dışı bahis çetesi 1 milyar liralık bir vurgun gerçekleştirdi. İstanbul polisi geçen hafta bir operasyon düzenlemişti. 56 şüpheli gözaltına alınmıştı. Fakat sıcak nokta ekibi olarak söz konusu bu operasyonun hiyerarşik yapısını ve örgütün nasıl çalıştıklarını ekranlarınıza getiriyoruz. Üst kasa, toplayıcı, cep bankçı. Yasa dışı bahis çetelerini bilsek de bu kelimeleri ilk kez duyuyoruz. Bu kelimeler aslında bahis çetelerinin nasıl bir sistemle çalıştıklarını anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 75 şüpheliden 56'sı yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre şüpheliler Totobo isimli yasa dışı bahis sitesi üzerinden 1 milyar ciro yaptı. Operasyonla birlikte eş zamanlı olarak şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. El konulanlar arasında lüks otomobiller, 7 bin dolar para, ayrıca cep telefonları mevcuttu. Ancak şüphelilerin birçok mal varlığını ise yurt dışına kaçırdıkları tespit edildi. Yurt dışına para ve mal kaçırmanınsa bir sebebi vardı. Eğer yakalanır ve ceza alırlarsa, hapisten çıktıktan sonra bahis işletmeye yeniden devam etmeyi hedefliyorlardı. Çetenin çalışma biçimi de dikkat çekici. Ya yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın alıyor veya kiralıyorlar ya da kendileri bir site tasarlıyorlar. Sonra da çete liderinin altında ilçe, il, bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayılıyorlar. Öte yandan da çete, toplayıcılar, cep bankçılar yani ATM'ciler, üst kasa ve kasa isimli hiyerarşik bir yapı organize ediyorlar. Site üzerinden oyuncuların gönderdiği paralar önce ATM'ciler tarafından çekiliyor. ATM'ciler bu paraları üstleri olan toplayıcılara gönderiyorlar. Toplayıcılarsa parayı en üste, kasa ya da üst kasa diye adlandırılan yönetici sıfatındaki kişilere teslim ediyor. Çete üyelerinin faaliyetlerini devam ettirirken dikkat ettiği en önemli noktalardan birisi ise ATM'ler. Paraları çekerken yakalanmamak için farklı ATM'ler kullanıyorlar. Ardından da hızlı olması için motosikletle hareket ediyorlar. Hiyerarşinin en üstündeki bahis organizatörleri yüksek güvenlikli lüks rezidanslarda oturuyorlar. Kazandıkları paraları da çoğunlukla yine kaldıkları evlerde tutuyorlar. Çetelerin izledikleri en önemli yöntemlerden biri de üçüncü kişiler üzerinden hareket etmek. Çünkü bahis paraları üçüncü kişilerin hesaplarına atılıyor. Bunlar genç yaşlarda vergi muafı, sabıkasız, öğrenci ya da asgari ücretle geçinen kişilerden seçiliyor. Ardından bu kişiler sistemi öğrenebilecekleri bir eğitimden geçiriliyor. Eğitimle çete üyeleri artık örgüte dahil olarak çalışmaya başlıyor. Bahis çetelerinin dikkat ettikleri bir başka husussa haberleşme ağları. Yakalanmanın önüne geçmek için telefon hatlarını yabancı uyruklu kişiler üzerine alıyorlar. Görüşmelerini ise şifreli programlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Hatta bahis çeteleri hakkında daha önce açılmış bir iddianameye yansıyan bir şüpheli, örgütte haberleşmenin ne kadar önemli olduğunu şu ifadesiyle anlattı. Ben firmanın ATM'den çekmiş olduğum paralarını kazanan şahısların hesaplarına yatırıyorum. Aylık 6 bin lira kazancım oluyordu. Bu işlemlerde vardiya usulü bulunuyor. Vardiyalar, ATM'ler boş kalmayacak şekilde düzenlenirdi. Slack dışında WhatsApp ya da başka yerlerde konuşmamız yasaktı ve işten kovulma sebebimizdi. Paraların taşınmasında da yine üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. ATM'lerden çekilen paralar rezidanslara taşınırken sık sık araç değiştirerek izlerini kaybettiriyorlar. Soğuk cüzdan vasıtasıyla paraları yurt dışına çıkarıyorlar. Bunu da üçüncü kişiler üzerinden yapıyorlar.
Sevgili izleyiciler, şimdi de sizleri tam 500 yıl Türk şehri olarak anılan bir kente götüreceğiz. Selanik'e. Balkan Savaşları döneminde Yunanistan'a geçen Selanik o yıllarda minareler şehri olarak anılıyordu. Ancak günümüzde Selanik'te yalnızca tek bir minare bulunuyor. Öte yandan bölgedeki Müslümanların ibadet edebilecekleri tek bir cami bile maalesef yok. Ve İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği önemli bir göreve imza attı. Söz konusu bir fotoğraftan yola çıkarak Selanik'teki kaybolan Türk yapılarını ve imarlarını ekranlarımıza taşıyacağız şimdi. İşte o özel dosyada bir dönem minareler şehri Selanik olarak alınan noktadan kaybolan camilerin tek tek listesi tutuldu. Çalışma 4 ayrı dosyaya çevrildi ve şimdi de Selanik'in kaybolan camileri ekranlara geliyor. Yıl Türk şehriydi. Hoşgörü hakimdi. Türkler, Rumlar ve Yahudiler barış içinde yaşıyordu. Demir yolu ve liman ticareti geliştirdi. Ekonominin üssü oldu. Osmanlı'nın Avrupa kapısı modern bir şehirdi. Yunanistan hafızasını yok etti. Görkemli mimarisi tarihe gömüldü. O şehir bugün geçmişini arıyor. Selanik. Yıkım 1912'de başladı. Kent, Balkan Harbi'nde Yunanlıların eline geçti. Müslümanların ve Musevilerin ne canı ne de malı korundu. Selanik'teki birçok cami kiliseye çevrildi. Ayasofya, Kasımiye, Eski Cami, Hortacı Sultan, İsmail Paşa, İki Şerefeli ve Sultan Murat camileri onlardan bazıları. Tarihi Türk kenti 1913 Atina Anlaşması ile resmen Yunanistan'a bırakıldı. O dönem kentte 61.430 Yahudi, 45.867 Türk, 39.956 Yunan yaşıyordu. Birinci Dünya Harbi'nde müttefik güçler Selanik'e girdi. Bulgarlara karşı Makedon cephesi açıldı. Şehir işgal altındayken Ağustos 1917'de yangın çıktı. Balkanların incisinin büyük bölümü yok oldu. Geride yıkılmış minareler, sökülmüş sokak tabelaları ve terk edilmiş binalar kaldı. ...1923'te bu kez zorunlu göçte karşı karşıya kalındı. Trakya ve Batı Anadolu'dan gelen binlerce Rum mülteci Selanik'e aktı. Camilere ve kiliselere sığınan Türk mültecileri gemilerle İstanbul ve Anadolu'ya gönderildi. Türk nüfusunun tamamı, Yahudilerin çoğu Türkiye'ye göç etti. Selanik'te demografik yapı değişti. Çok kültürlü yaşamdan tek kültürlü hayata geçiş oldu. Şehir toprakları yeniden paylaştırıldı. Arşivlerden çıkan bu fotoğraf karesi yaklaşık 5 asır Türk yurdu olan Selanik'in uzaktan çekilmiş hali. Fotoğrafa yakından bakıldığında liman kentini süsleyen minareler dikkati çekiyor. O dönemde minareler şehri olarak tanınan Selanik'ten günümüze yalnızca tek bir minare kaldı. Zaman içinde maalesef o minarenin de bir bölümü yıkıma uğradı. İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği büyük bölümü yok olmuş tarihi mirasın peşine düştü. Minareler şehri Selanik'in arşivini araştırdı. Fotoğraflar, haritalar ve resmi belgeler kaynak oldu. Selanik'te biz 1923'te orayı terk ettiğimizde, teslim ettiğimizde yaklaşık 139 tane büyük camimiz vardı. Bir Selanik fotoğrafı bulduk. Selanik fotoğrafında yaklaşık 39-40 tane minare, büyük minare gözüken bir fotoğraftı. İncelediğimizde şaşırdık. Yani Selanik'teki bu görüntü İstanbul'dan veya Bursa'dan daha yoğun bir Osmanlı mimari yapısının olduğunu gösteriyor. Selanik, Atina'dan sonra ikinci büyük kent. Şehrin görünümü İzmir'i andırıyor. Ancak Türk eserlerinin %98'i yok edildi. Ayakta kalan yapılardan bazıları 1936 ve 1978 depremleriyle yerle bir oldu. Restore edilmek yerine tarihten kazındı.
Osmanlı'nın imar ettiği kentte ecdat yadigarı kalmadı. 139 tane camimiz, mescidimizden sadece 4 tanesinin binası duruyor. Ve gördüğümüz o 39 minareden sadece bir minarenin hala bir kalıntısı duruyor. Diğer hepsi yok edilmiş ve tahrip edilmiş. Bundan başka işte Selanik'te baktığımız zaman 15'e yakın han gözüküyor. 10'a yakın hamam gözüküyor. Sibyan mektepleri, çeşmeler gözüküyor. Bunların hepsi yok edilmiş. İSTET Başkanı Erhan Sarış'ın göz doktoru. Ayrıca tarih araştırmaları da yapıyor. Selanik'in kaybolan Türk tarihini de tek başına çalıştı. Araştırma 3 aydan fazla sürdü. Bizim için önemli olan eski haritalarını bulmak. Eski haritalarını bulup da yeni haritalar üzerinden, harita sistemi üzerinden, GIS üzerinden, QGIS üzerinden biz bunları oturttuğumuzda nokta olarak, koordinat olarak her birinin tek tek yerini buluyoruz. Yaklaşık 68 tanesinin direkt yerini tespit edebildik. Bunların eskidenki fotoğrafları, yeni fotoğrafları, bu eski haritadaki yerleri, yeni haritadaki yerleri her birine tek tek bir sayfa şekilde hazırladık. Dosya 4 dilde hazırlandı. Türkçe, İngilizce, Almanca ve Yunanca. Titiz bir çalışma yürütüldü. Tarihi yapıların tek tek nasıl yok edildiği belgelendi. Hayatlarını kaybeden Müslümanlar bile kabirlerinde rahat bırakılmadı. Onlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin kabri de vardı. Büyük bir Müslüman mezarlığı var. Bu mezarlığın içinde Atatürk'ün babasının da bulunduğu bir kabir var. Şimdi o alan tamamen bir toplu konut alanı, bir miktarı üniversite alanı, bir miktarı da hastane alanı. Tamamen hiçbir tane mezar taşı dahi yok. Atatürk'ün babasının mezarı dahil olmak üzere. Selanik'te 1480'lerden itibaren abidevi yapılar inşa edildi. Vakıf kayıtlarında yer alan 140 yapıdan 71'inin yeri tespit edilemedi. Kimi yapıların kayıtları ise hiç tutulmadı. Selanik'te günümüzde yalnızca bir minare kaldı. Kentte kalan az sayıdaki camiler ise ibadete kapalı. Bazıları müze veya konser salonu olarak kullanılıyor. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti, Yunanistan'da hiçbir şey değişmedi. Öyle ki bugün Batı Trakya Türklerine de ayrımcı politika uygulamaktan çekinmiyor. Türk azınlığın etnik kimlik, din hürriyeti ve eğitim sorunları devam ediyor. Maalesef dosyada ekranlara geldiği üzere işte bazen din hürriyeti adı altında neler koparılıyor, fırtınalar koparılıyor. Fakat Yunanistan'ın zulmünün bir asır öncesinde de hiç değişmediği an be an belgelerle ortada. Batı Trakya Türklerinin hakları yıllarca gasp edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ise maalesef halen uygulanmıyor. Şimdi farklı bir konuyu ele alacağız. Bu kez bilindiği üzere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tüm dünyada bir değişime yol açtı. Aslında söz konusu bu saldırının ardından Avrupa'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları peş peşe geldi. Buna karşılık Rusya Batı'ya elindeki en güçlü silahla karşılık verdi ve doğalgazın sevkiyatını düşürdü. Şimdilerde enerji kriziyle boğuşan Avrupa Birliği enerji tasarrufu için hazırladığı gaz acil durum planını hayata geçirdi. Peki bu durumdan en çok hangi ülkeler etkilendi? Batılı ülkeler nasıl tedbirleri hayata geçirdi? Rusya Ukrayna'ya savaş başlattı, yaptırımlar peş peşe geldi. Moskova elindeki en güçlü kartı açtı. Avrupa'nın gaz vanasını kıstı. Yaşlı kıta çözümü karanlıkta arıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tükettiği gazın %40'ını Rusya karşılıyor. Birlik bugün bağımlılıktan kurtulmayı tartışıyor. Alternatif rotalar belirlemeye çalışıyor. Bunun için zamana ihtiyaç var. Zira Rusya'nın alternatifini bulmak şimdilik zor. Ayrıca Moskova'da yaptırımlara sessiz kalmadı. Gaz sevkiyatını azalttı. İmina в подобном ключе
Rus gazı ithalatçıları 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğal gaz ödemeleri rubleyle yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler. Buna karşılık batılı ülkeler acil durum planını yürürlüğe soktu. Doğal gaz kullanımında azaltma kararı aldı. Gelişmeyi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Üye ülkelerden gaz tüketimini %15 azaltmalarını istiyoruz. Bu 45 milyar metreküp gaza eşdeğer. Bu azalışla Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda bu kışı güvende geçirebiliriz. We can make it safely through this winter. Avrupa'da pek çok ülke tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. O ülkelerden biri de Almanya. Hükümet, kömür santrallerini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor. Yerel yönetimler de enerji tasarrufu yapmak için önlemler aldı. Berlin'de 200'e yakın bina bir ay süreyle gece ışıklandırılmayacak. Binalar arasında tarihi yapılar da var. Hannover'da da 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binalarında sıcaklık 20 santigrat derecede tutulacak. Yüzme havuzları ısıtılmayacak, kabinlerde sıcak suyla duş alınmayacak. 774 yıllık tarihi Köln Katedrali de dış aydınlatmalarını ilk kez kapattı. Sokakların da %50'si karartılacak. Ev ısıtmalarını kontrollü yapın, fazla enerji tüketen ev aletlerinin enerji verimliliği etiketlerine dikkate alın. Gıdaları ısıtmak için mikrodalga kullanın. Ulaşımda yürüyüş, scooter veya bisikleti tercih edin. Uzun yolculuklar için otobüs veya raylı sistemle seyahat edin. Bu tavsiyeler de Belçika'daki federal hükümetten geldi. Tren seferlerine kampanya bile getirildi. Artık bir kişi fiyatına iki kişilik bilet satılıyor. İspanya'da enerji tasarrufu yapan başka bir ülke. Plan 1 Kasım 2023'e kadar uygulanacak. Kamu binaları ve otellerin de olduğu birçok yerde klima kullanımı yazın 27 derecenin altına düşmeyecek. Kış aylarında ise ısıtıcılar 19 derecenin üzerine çıkmayacak. Bu mekanların kapıları da kapalı tutulacak. Hastane, okul ve kuaförler muaf. Restoranlarsa klimaları 25 derecede kullanabilecek. Saat 22'den sonra kamu binaları ve vitrinlerin ışıkları da kapatılıyor. Kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanacak. Avusturya'da da tarihi binaların yanı sıra nehirlerin üzerindeki köprüler ve resmi yapılar 23'e kadar ışıklandırılacak. Resmi daire ve okullarda da ısıtma azaltılacak. Noel dönemine cadde ışıklandırmalarının da bu yıl yapılmaması planlanıyor. Enerji Bakanlığı tasarruf kapsamında vatandaşların sıcak su yerine soğuk su kullanmalarını tavsiye etti. Fransa'da klima kullanan işletmelere kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirildi. Buna uymayan işletmelere 750 avro ceza kesileceği duyuruldu. İsviçre'de enerji krizi nedeniyle kışın elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Federal Elektrik Komisyonu Başkanı halka kış için mum ve odun stoklama tavsiyesinde bulundu. Hollanda kömür santrallerinin faaliyet süresini uzatmayı, rüzgar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasını hedefliyor. Kamu kurumları ve üniversite binaları daha düşük bir derecede ısıtılacak. İş yerlerinde düzenli olarak kullanılmayan alanların kapatılması çağrısı yapıldı. Avrupa, Rusya'nın vanayı kapatmasından endişeli. Gaz fiyatlarındaki artış faturalara da yansıyor. Moskova gaz akışını tamamen keserse Avrupa ekonomisinin krize girme ihtimali yüksek. Sevgili izleyiciler, dünyada hassas teknolojilerinin üretimi gün geçtikçe daha da artıyor. Söz konusu bu üretim içinse değerli toprak elementleri ve madenlere de ihtiyaç duyuluyor. Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz bir nokta. Grönland sahip olduğu maden rezervleriyle yeniden gündeme geldi. İklim değişikliğinin en sert hissedildiği bu coğrafyada Grönland sanıldığı gibi gerçekten önemli madenleri barındırıyor mu? Ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi için bu madenlerin çıkarılması zorunlu mu? Sıcak Nokta ekibinden Fahriye Demirci araştırdı.
Baltik ve Atlantik Okyanusu'nun ortasında. Kutupların ve hidrokarbon yataklarının hemen yanı başında. Stratejik konumuyla dünyanın en büyük adası Grönland. %81'i buzul örtüsüyle kaplı. İklim değişikliğinin sıfır noktasında. Ortalama sıcaklık -7 dereceye kadar yükseliyor. Adada ve etrafında büyük çaplı buzul erimeleri ise devam ediyor. Fakat adanın tek özelliği buzullar değil. Uzmanlara göre Grönland, buzulların altında bulunan dev maden yataklarına da ev sahipliği yapıyor. Ancak madenlerle ilgili somut verilere ulaşılması şimdilik mümkün görünmüyor. Grönland'ın yapısında bir demir madeninin olma ihtimali, bir nikel kobalt maden olma ihtimali, metalik madenlerden değerli elementlerin olma ihtimali, nadir toprak element diyoruz son zaman olma ihtimali var. Ama bunlarla ilgili net olarak şu rakamları söylemek şu anda bana göre imkansız. Adada bulunduğu iddia edilen maden ve nadir elementler, elektrikli araçlardan çip üretimine, rüzgar türbinlerinden elektromanyetik sistemlere kadar birçok alanda ham madde olarak kullanılıyor. Bunlar uç teknolojinin ana ham maddeleridir. Bugün ileri teknolojide kullanılan en önemli elementlerdir bunlar. Ve bunlar öyle tonla falan üretilmez. Bunlar kilogramla üretilirler. Ve oldukça yüksek rakamlardadır bunlar. Bunların ayrıştırılması, elde edilmesi zor proseslerden geçerek yapılır. Söz konusu madenler kısa vadede çıkarılamayabilir. Zira madenlerin çıkarılması için buzulların daha çok erimesi gerekiyor. Bir madenin, yani küçük boyutta demeyelim, orta boyuttaki bir madenin araştırılıp da çıkarılmaya başlaması 3 sene ile 11 sene arasında bir araştırma neticesinde olur. Şimdi zaten o buzullar erimeden o madenlerin çıkarılması imkansız. Yani siz 3000 metrelik bir buz kalınlığını ortadan kaldırmadan bunu yapamazsınız. Peki bu madenlerin çıkarılması teknolojinin gelişmesi için gerçekten gerekli mi? Yeteri kadar madenimiz var ve bu madenler dünyadaki çip krizini bırakın, bütün endüstriyel anlamdaki sektörlerin ihtiyacını karşılayacak oranda var. Bırakın oradaki madenleri, zamanı geldiği zaman belki milyonlarca sene sonraki nesiller düşünsünler, biz değil. Günümüzün ihtiyacı yok buna. Dünyanın önde gelen maden şirketlerinin daha şimdiden gözünü adaya diktiği iddia ediliyor. Adaya olan bu ilgi aslında yeni değil. Dönemin Amerikan Başkanı Truman, 1946 yılında Grönland'ı satın almak için 100 milyon dolarlık altın teklifte bulunmuş, ancak bu teklif kabul görmemişti. Benzer bir teklif 2019 yılında Trump tarafından yapılmış, dünya kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Grönland dünyanın en büyük adası, nüfusu 57 bin. Bir yanda iklim krizine karşı faaliyetler, bir yanda da maden aramaları devam ediyor. Her gün daha çok eriyen buzullar, yeşil dostu bir dünyanın başlangıç noktası olabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Sıcak Nokta programının bu haftalık bölümünün de sonuna geldik. Zeynel Yaman yönetimindeki kadromuzdan programın editörlüğünü Niyazi Dölek, prodüktörlüğünü Betül Bakkaloğlu üstlendi. Aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda Volkan Tay ve Özlem Bülbül vardı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.